Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Hepinizden kalbi duygularla selamlıyorum. Bu akşam Kadir Gecesi Yüce Allah'ın Kur'an'da belirttiği ve bildirdiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Mübarek Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz, ihya edeceğiz. Bu vesileyle tüm takipçilerimizin, milletimizin, ümmetimizin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ümmeti Muhammed için, insanlık için, ailelerimiz için, şahsımız için, her birimiz için inşallah bu gece hayırlara vesile olur. İslam aleminin çekmiş olduğu sıkıntıların bir an önce bitmesinin vesilesi olur. Bu gece yapılacak olan dualar, bu gece Allah'a açılan eller, Yüce Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu melekler vesilesiyle ve aracılığıyla Yüce Allah'a ulaşacak olan tüm niyazlar karşılık bulur ve İslam alemi başta Filistin olmak üzere İslam aleminin birçok yerinde sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimiz ve tüm Müslümanlar Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine yaptıkları dualar ve gayretlerle bundan sonraki hayatlarını daha bereketli, daha düzenli, daha güzel geçirmiş olurlar. Kadir Gecesi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra Ramazan ayı içerisinde bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'de okunan mukabeleleri konu alan ve talep üzerine yapacağımız dua ile de sohbetimizi sonlandırmış olacağız. Yarın akşama yine İnanç Pınarı programıyla Ramazan'ın genel bir değerlendirmesini yapmış olacağız. Kadir Gecesi hakkında müstakil bir süre Cenab-ı Hak Yüce Kur'an'da inzal buyurmuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepimizin bildiği inna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'idni rabbihim min kulli emrin selâm. Hiye hattâ metli'il fecr. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir Gecesi nedir? Sen nereden bileceksin? Leyletul Kadr hayrun min elf şehr. O bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir. Bunu ilan eden Yüce Allah'tır. Bin ay 83-84 yıla tekabül eder. Yani bir insan ömrü kadar değeri ve karşılığı olan bir gecedir Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu ile ilgili çeşitli rivayetler olmakla birlikte İslam alimleri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi yani bu gece olduğu hususunda ittifak etmişler birçoğu. Ancak genel olarak genel kabul, herkesin ittifakla kabulü son 10 gün Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek gecelerde olduğu yönündedir. Mutlaka bu gece Kadir Gecesi'dir diye kesin bir ifade kullanmak neredeyse mümkün değildir. Böyle olmasının nedeni Ramazan ayının son 10 gününü, Ramazan'ın tamamını ama son 10 gününü daha dua ile, daha niyaz ile, daha tefekkür ile, daha tezekkür ile değerlendirilmesi içindir. Bu sebeple öyle murad etmiştir Yüce Allah, öyle düşünürüz ki hikmetlerinden bir tanesi odur. Ramazan ayının tamamı ve özellikle son 10 günü daha iyi değerlendirilsin diye bu gecenin hangi gece olduğu hususunda Kur'an'da bir bilgi, net nasla bir bilgi verilmemiştir. Ancak Peygamberimizin son 10 günde itikafa girmiş olması ve Ramazan'la ilgili ayetler nazil olduktan sonra, yani oruçla ilgili ayetler, oruç emri geldikten sonra Peygamberimiz ölümüne kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiğini Hazreti Ayşe validemiz bildirmiştir. Buradan da anlaşılır ki Ramazan'ın son 10 günü anlamlı ve önemlidir. Daha diğer günlere göre daha manevi atmosferi yüksektir. Yine bundan hareketle Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'nin olduğu ama İslam alimleri bir takım rivayetleri de dikkate alarak bu gecenin Ramazan'ın 27.
gecesi olduğu hususunda birçoğu ittifak etmişlerdir. Üç aylarla başlayan ve üç ayların başında ilk cuma gecesinin regaib gecesi olmasıyla başlayan bu manevi atmosfer, yine Recep ayının 27. gecesi, Miraç gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi ve yine Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir gecesi olarak devam etmiş. Bu üç ayda dört kutsal gece, dört mübarek gece, dört birbirinden farklı anlamları olan, özelliği ve güzelliği olan, manevi atmosferi ve manevi değeri yüksek olan dört gece bu üç ay içerisinde ihya edilmiştir. Bu geceler bu zaman dilimine anlam yüklemişler. Bu zaman dilimi ve bu gecelerin anlamlı oluşu da içerisinde bulundurduğu olaylar nedeniyledir. Regaib kandili Hazreti Peygamber'in anne rahimine düştüğünün anlaşıldığı veya düştüğü gece olarak bilinir. Miraç gecesi Yüce Allah'ın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilahi huzura kabul ettiği bir gecedir. Yine bu gecede üç tane Miraç hediyesi vardır ki Yüce Allah direkt onları ağırladığı peygamberini, elçisini uğurlarken kendisine hediye olarak ümmetine sunulmak üzere vermiştir. Peygamberimizle birlikte göndermiştir. Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesi ki o da yine bu gecemizle bağlantılı olan bir anlama sahiptir. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına topluca indirildiğine inanılan bir gecedir. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesi bu gece, yani 3 ayların sonuna yaklaşıldığı bu gece, yani Ramazan bayramının arefesi sayılan bu son 2-3 gün içerisindeki bu gecede de Kur'an-ı Kerim nasıl Berat gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına topluca indirilmişti, bu gecede de parça parça peyderpey Hazreti Peygamber'e Cebrail tarafından getirilip vahyedilmesi sürecinin başladığı gecedir. İlk ayetle Hira Nur Dağı'nda Yüce Peygamber 610 yılında Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşmış. Daha önce dedesinin dergahı olarak Abdülmuttalib Efendimiz'in dergahı olarak Hazreti Peygamber'i de yanında Abdülmuttalib dedesi zaman zaman Hira Nur Dağı'na götürür. O zaman tabi Hira Dağı oraya ayetler inmeye başladığında Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin onaylandığı o gece itibariyle Nur gecesi olmuştur. O zamana kadar Hira Dağı'dır. Hira Dağı'ndaki bir mağaradır. Bu mağarada da Abdülmuttalib Efendimiz torunu Abdullah'ı da küçüklüğünde alır. Zaman zaman oraya gider. Hanif dini üzere bir takım ibadetleri, tefekkürleri, tezekkürleri yapardı. Buradan kalma bir geleneğin devamı olarak peygamberimiz de peygamber olana kadar geçirdiği yıllarda özellikle bunalımlı zamanlarında inzivaya çekilmek için Hira Dağı'na gitmiş ve 610 yılında 40 yaşında olduğu bir zamanda Ramazan ayının 27. gecesi ki o zaman oruç ibadeti yoktur. Ramazan ayı kameri ayların, arabi ayların bir tanesidir. 12 aydan bir tanesidir. O zaman için anlamı bugünkü anlamı kadar değildir. Ramazan ayının anlamlı hale gelmesi, oruç ibadetinin bu ayda farz kılınmış olmasının hikmeti, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inzal olmaya başlaması nedeniyledir. 610 yılında Hazreti Peygamber yine daha önceki geleneği gereği Hira Dağı'na çıkar. Orada da birkaç gün inzivada bulunur, tefekkür ederken tam da gecenin bir saatinde Cebrail Aleyhisselam gelerek Alak Suresinin ilk ayetleriyle ilgili vahyi inzal buyurmuştur. Peygamberimiz inziva halindeyken yanına yaklaşan Cebrail Aleyhisselam
Peygamberimize "İkra, oku." buyurur. Peygamberimiz okuma bilmediğini ifade eder. Bunun üzerine tekrar okumasını söyler Cebrail aleyhisselam. Yine okumak bilmiyorum ben, miyim demesi üzerine üçüncü bir defa "oku, ikra bismi rabbikellezi halak, Rabbinin ismiyle oku" diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayetini Hazreti Cebrail orada Allah'ın izniyle, emriyle Hazreti Peygamber'e okumuş olur. Böylece Hazreti Peygamber 610 yılında hem ilk vahiy ile, Allah'ın mesajıyla, Allah'ın insanlara sunduğu Kur'an sözüyle karşılaşmış olur. Hem de aynı zamanda bu vesileyle Hazreti Peygamber Allah'ın elçisi unvanını alır. Yani peygamberlik onayını almış olur. O günden sonra Hazreti Muhammed, daha önce Abdullah oğlu Muhammed, Abdülmuttalip torunu olan Muhammed, artık Allah'ın elçisi Muhammed, Allah'ın Resulü Muhammed, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unvanını alan bir görevle görevlendirilmiş olur. Böylece bu gece anlamını ve önemini, bu ay anlamını ve önemini bu gecede Kur'an ayetlerinin inmeye başlamasından almıştır. Öyle inanıyoruz ki oruç ibadetinin de bu ayda olması yine Ramazan ayı münasebi, Kur'an'ın bu ayda inmesinden dolayıdır. Daha önceki ümmetlerde de oruç ibadeti vardı. Farklı zamanlarda, farklı şekillerde, farklı usullerle tutulurdu. Ama Ramazan ayının bu konuyla ilgili seçilmiş olması, öyle inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmesinden dolayıdır. Kadir Gecesi bu surede de belirtildiği gibi bin aydan hayırlı bir gecedir. Yani bir insan ömrü kadardır. Her bir insan, bu geceyi değerlendiren insan için bir ömrü değerlendirmiş olacaktır. 80 yıl yaşayan bir insan her bir yılı akıl bali olmadan önceki dönemini çıkartmış olsa, 80 yılda yaşamış olsa, 15 yılını çıktığımız zaman 65, ortalama 60 yıl bu geceyi değerlendiren bir kimse neredeyse 4500 yıl yaşamış gibi bir bereketle, bir rahmetle karşılaşmış olacaktır. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit sahabelerle sohbet ederken geçmiş ümmetlerin uzun yaşadıklarından ve bu uzun yaşam içerisinde yapmış olduğu güzel amellerin çokluğundan bahsetmiş. Sahabe-i kiram da 60-70 yıllık ömrün az olduğunu, geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olması nedeniyle çokça ibadet yaptıklarını gıpta ile Hazreti Peygamber'le paylaşınca Yüce Allah Kadir Gecesi'nin bu anlamda her müminin değerlendirmesi halinde geçmiş ümmetlerin yaşam sürelerinden çok daha uzun bir bereketi elde edeceklerini buyurmuştur, bildirmiştir. Bu vesileyle Müslümanlara bu geceyi hediye etmiştir. Böyle midir, değil midir? Bunlar net nas'a bağlı bir şey olmamakla birlikte burada bilinmesi gereken husus, bu gecenin 85 yıla, 84-85 yıla tekabül eden bir berekete, rahmete, değere, öneme, kıymete sahip olduğudur. O nedenle gecenin mutlaka değerlendirilmesi gerekecektir. Nasıl değerlendireceğimizle ilgili birkaç cümleyle sohbetin sonunda ifade edeceğim ve arkasından da hatim duası yaparak taravih namazına rahatlıkla ulaşmamızı sağlayacak bir zamanı bırakmış olacağız. Bu gecenin nasıl ve nerede, ne gibi süreçten geçtiğini anlamak için yine Kadir suresinin devam eden ayetlerine bakmak lazım. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadre hayrun min elf şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi'in rabbihim min kulli emrin selâm.
hiye hatta metla'il fecr. O gece yeryüzüne melekler ve ruh iner de iner, tan yeri ağırlayana kadar yeryüzüne inerler ve selam derler. Özetle. Bu sureyi iki şekilde, iki ana fikirle ya da ana başlıkla ifade edebiliriz. Birisi Yüce Allah'ın surede belirttiği gecenin anlamı ve önemidir. Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in inmiş olmasıdır ve bu gecenin bu nedenle bin aydan daha hayırlı olduğunun ilanıdır. İkinci bölümde de bu gece bugün itibariyle ne olmaktadır? 610 yılında Kur'an-ı Kerim bu gecede inmiştir ve bu nedenle bu gece bin aydan daha hayırlı olarak insanlığa hediye kabilinden sunulmuş kıymetli bir gecedir. Peki daha sonraki yıllarda, yani bugün, yani sonraki senelerde, yani bu zamana kadarki geçen Kadir gecelerinde o gece neler olmaktadır? Onu da yine Yüce Allah açıkça belirtmiş, yoruma gerek kalmadan her kimsenin, herhangi bir kimsenin, orta düzeyde Türkçe bilen bir insanın Kur'an mealinden Kadir suresinin anlamını okuduğunda bu gece nasıl bir sürecin yaşandığını anlayacaktır. Bu gece yeryüzüne bütün melekleri Yüce Allah görevlendirir ve Cebrail'i de görevlendirir. O gece ruh da yeryüzüne iner. Bu ruh dediği Cebrail olarak müfessirler ifade etmişlerdir. Bazıları tüm ruhların, hapis olmayan iyi ruhların evlerine gelip aileleri ziyaret ettiklerine inanıldığını müfessirler ifade etmektedir. Bunların normal ahirete irtihal eden insanların ruhları olduğu hususunu ileri sürmektedirler. Cebrail olduğu ifade edilmektedir. Ama hangisi ise geniş şumullu olması bir berekettir. Her ikisi de olabilecektir. Ama biz buradan şunu anlayacağız. Bu gece bütün melekler yeryüzündedir. Cebrail de yeryüzündedir. Ahirete irtihal eden, rahmeti rahmana göç eden, kabir azabıyla karşılaşmamış olan insanların ruhları da yeryüzündedir, evdedir, hanesindedir, camisindedir, mahallesindedir, yanında, yakınında ve etrafındadır. Hülasa bu gece insanlığın bayram ettiği bir gecedir. Ruhların, meleklerin bayram ettiği bir gecedir. Peki melekler niye gönderilmiştir? O meleklerin her biri, Hazreti Peygamber'in ifadesine göre Hazreti Ayşe annemiz bize buyururlar ki o gece birçok sürünün meydana getirdiği koyunlardaki tüyler sayısında insan bu gece affedilir. Yani sonsuzluk ifadesi vardır ve bu gece insanların affedilmesinin tam da merkezi olan bir zaman dilimidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ayşe validemiz bu gecenin ya da bir gecenin Kadir gecesi olduğunu anlarsak ne yapalım dediğinde, ya Rabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni ve ailemi, ümmeti Muhammed'i, Müslümanları affeyle diye dua ettirilmesini Hazreti Ayşe annemize ifade etmiştir Hazreti Peygamber. Yani bu gecenin değerlendirilmesinin şekli, ölçüsü, sonucu affedilmeyi sağlamaktır. Bunun için de dua ve niyazda bulunmaktır. Ve sonsuzca insan bu gece affedilecek. Allah'ın rızasına erişen kullar safında kendine yer bulacaktır. Bu gece meleklerin insanlarla sıla yaptığı bir gecedir. İnsanların da melekleştiği bir gecedir. Melekleşme fırsatını değerlendirenlerin bu gecenin yüzü suyu hürmetine melek pozisyonuna, melek kıvamına, melek ruhaniyetine dönüşebilecekleri bir gecedir. O anlamda önemli bir gecedir. Ne yapılması gerekir? Kısaca onu ifade edip hatim duası yapmak istiyorum. Teravih namazına gidilecek. Camide de programlar var. Dualar yapılacak. Biz de dua yapacağız biraz sonra. Teravih namazından da eve gelince, evlere geçince gaflete düşmemek, abdest alıp
iki rekat nafile namaz kılıp seccadenin üzerinde biraz tefekkür edip okumasını biliyorsak Yasin-i Şerif veya kısa birkaç sure okuyup gönlümüzü temizliğini yaptıktan sonra, yönelişimizi sağladıktan sonra, ellerimizi tevbe istiğfar getirdikten sonra ellerimize Rabbimizi açıp Ya Rabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affeyle diyerek, bunu çokça zikrederek, bunun neredeyse tezekkürünü, yani dilimizle bunu defalarca söyleyerek bu modda, bu kodda bu geceyi geçirmek en uygun değerlendirme şekli olacaktır. Bu geceye mahsus özel bir namaz şekli söz konusu değildir. Özel bir ihya şekli söz konusu değildir. Hazreti Peygamber ölçüsünü söylemiştir. Bu gece kişinin kendisini Rabbuna affettirmesini becereceği bir gecedir. Ben şahsen şöyle inanıyorum. Miraç gecesinde Yüce Allah elçisini sır görüşme yapmak üzere huzuruna davet etmiştir. İnsanlık ve ümmeti Muhammed adına Hazreti Allah elçisiyle Miraç gecesi, yani Recep ayının 27. gecesi Arş-ı Ala'da, ilahi makamda bir görüşme yapmıştır. Bu sır görüşmede kanaatimiz odur ki Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan devam eden bir yolculuğun sonucunda görüşme yapıldığından hareketle büyük ihtimalle hikmetlerinden biri Kudüs olduğuna göre, sürecin içerisinde Kudüs, Mescid-i Aksa olduğuna göre, Kudüs yani Müslümanlar, yani siyasal İslam, yani cihat konusu konuşulmuş bu sır görüşmede. Hazreti Peygamber'i ilahi huzurda ağırlayan Yüce Mevla, Hazreti Peygamber'in bu ziyaretine iade-i ziyaret, amiyane tabirle iade-i ziyaret olacak şekilde tüm melekleri, Cebrail başta olmak üzere, Kadir gecesinde de insanların ayağına, Müslümanların ayağına bir iade-i ziyaret olarak sıla yapmak üzere göndermiştir. Bunun adına bir sıla gecesi dendiğine göre, meleklerin insanlarla sıla yaptığı, insanların melekleştiği, meleklerin insanlara geldiği bir gece olduğuna göre, bunun Miraç gecesinde Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'ın makamında ziyareti, Hazreti Allah'ın da Yüce Peygamber'i ağırlamasından sonraki iade-i ziyaret olarak değerlendirilmesi çok da maksadı aşan bir değerlendirme olmayacaktır. Yüce Mevla bu geceyi hakkıyla değerlendirme fırsatını bizlere ihsan etsin ve Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi, Hazreti Ayşe'ye öğretmiş olduğu gece ihya şeklinden hareketle böyle bir ihya sonucunda yarın sabaha günahsız olarak çıkmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Bayram akşamı, pazartesi gün bayram, pazarı pazartesiye bağlayan akşam yine Ramazan'ı nasıl değerlendirdik, Ramazan'da neler yaptık, bayramı nasıl değerlendireceğiz konusunu başlık olarak, sohbetin muhtevası olarak belirlediğimiz bir sohbeti bayram akşamı saat 9 ile 10 arasında yine bu sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapmış olacağız. Son günlerde Hazreti Peygamber itikafa girmiştir. İtikafın mezheplerde ölçüsü farklı farklı telakki edilmiştir. Son 10 gün itikafa girerdi Peygamberimiz, ancak geriye şu anda 2 günümüz kaldı Ramazan'da. Cuma, cumartesi, pazar, yani yarınki günle beraber 4 gün. İsterse insanlar 4 günde itikafa girebilirler. 3 gün, 2 gün, 1 gün, hatta yarım gün, hatta yarım günden daha az da itikafa girebilirler. Sünnet olan bir camide veya mescitte girilmek olmasıyla birlikte evlerimizin bir köşesinde itikaf alanı, mescidi yaparak itikafa da girebiliriz. İtikafa niyet ettikten sonra çıkıncaya kadar namaz, zikir, ibadet, abdest ve doğal ihtiyaçların dışında herhangi bir şeyle meşgul olmamak gerekecektir. Arzu edenler bu saatten itibaren de bayrama kadar farklı zamanlarda gün, saat, yarım gün gibi itikafta yapabileceklerdir.
Ramazan boyunca okunan mukabeleler genellikle geleneksel olarak Kadir gecesinde dua yapmak üzere bitirilmeye çalışılır. Birçoğunuz bitirdiler. Bizden de bu akşam dua yapılmasını istedi birçok takipçiniz ve dostunuz. O nedenle kısa bir hatim duası yapmak suretiyle bu gecenin ihyasına bir katkı sağlamış olacağız. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirine ya Resulallah. Ey ilahel alemin ve erhamer rahimin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Günahlarımızı affeyle. Sıkıntılarımızı, kederlerimizi defu ref eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Okumuş olduğumuz hatimleri, tekbirleri, salavatları, bilumum Kur'an kıraatlerini, farklı sureleri, sure-i celileleri indi ilahiyende kabul olanlara ilhak eyle. Onlardan asıl olan sevabı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin pak münevver ruhu şeriflerini hediye eyledik şu anda, haberdar eyle. Takipçilerimizden, duayı takip edenlerden, Ramazan-ı Şerif içerisinde hatim yapanlardan, farklı Kur'an surelerini okuyanlardan her kim ne murat ile okumuş ise cümlesinin niyetlerini kabul eyle. Bunlardan hasıl olan sevabı ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik şu anda, haberdar eyle. Sahabenin, tabiinin, tebeut tabiinin rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem efendilerimizin, evliya, ulema, şüheda, zühedanın ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ümmeti Muhammed'den ahirete göç etmiş bütün müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Cennetül Muallada, Cennetül Baki'de, Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, dünyanın her tarafında metfum olan bütün müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ülkemizde, ilimizde, köyümüzde, mahallemizde, etrafımızda metfum bulunan bütün müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Allah'ım. Vatanımız, milletimiz, ordumuz, yurdumuz, arzımız, ırzımız için canlarını seve seve feda eden vatan evlatları, şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini purnur, makamlarını âli, mekanlarını cennet, ruhlarını şad eyle. Kabirlerini revzat-ı min riyazın cinan eyle. Cümlesini Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama komşu eyle. Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Peygamberimizin sancağı altında aşru cem olan kullardan olmasını lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize iman, ihsan, Kur'an, şehadet nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh diyerek çene kapamamızı bizlere, evlatlarımıza, ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu mübarek geceyi bizler için, şahsımız için, çocuklarımız, ailemiz, ümmeti Muhammed, İslam alemi, insanlık için hayırlara vesile olmasını lütfeyle. Hazreti Ayşe'ye yapmış olduğu dua gibi biz de dua yapıyoruz. Peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu duayı biz de bu gece, bu gecenin ihyası sürecinde zikrediyoruz. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, evlatlarımızı, ümmeti Muhammed'i, insanlığı affeyle. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Ya Rabbi, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i affeyle. İlahi ya Rabbi, bizleri her türlü kazadan, beladan, sıkıntıdan, kederden sen muhafaza eyle. Bizleri Kur'ansız, imansız, ezansız, bayraksız, devletsiz, milletsiz bırakma Allah'ım. Bu seneye bizi eriştirdiğin gibi, bu Kadir Gecesini ihya etmeyi nasip ettiğin gibi, birçok seneler Ramazan'a erişmeyi, Kadir Gecelerini ihya etmeyi bizlere, evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, devletimize, ordumuza, yurdumuza, ırzımıza, arzımıza zarar vermek isteyen hainlere ve zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Devletimize hizmet eden devlet büyüklerimize yardım eyle. Hizmet etmiş, ahirete irtihal edenlere rahmet eyle ya Rabbi. Dünyanın her tarafından milletimizi ve devletimizi zor duruma bırakmak için uğraşan hainlere ve zalimlere fırsat verme ya Rabbi.
İlahi ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar lütfeyle. Borçlu olanlara ödeme kolaylıkları nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den ticaretle uğraşanlara bol bereketli ticaretler nasip eyle. Ziraatle uğraşanlara bol bereketli mahsuller nasip eyle. Diğer işlerle uğraşanlara bol bereketli helal kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ve evlatlarımızı namaz kılanlardan, dua edenlerden, kulluk yapanlardan eyle Allah'ım. Okunmuş olan hatimler hürmetine, yapılmış olan dualar hürmetine, tutulmuş olan oruçlar, verilmiş olan zekatlar, fitreler, fidyeler ve yapılan tüm bu ibadetlerin yüzü suyu hürmetine cümlemizi affeyle, cümlemize hayırlar, bereketler, uzun ömürler, hayırlı ölümler, salih evlatlar, hayırlı rızıklar, bol ve bereketli helal kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri ve evlatlarımızı dünya ve ahiret hayatında mahcup eyleme, mahzun eyleme, mahrum ve mağdur olanlardan eyleme ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, şeytan uyruklu insanların şerrinden, cahillerin, zalimlerin, hainlerin, münafıkların, kafirlerin şerrinden sen bizleri ve evlatlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Gönül huzuruyla yaşamayı, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı nasip eyle ya Rabbi. Her türlü iftiradan, dedikodudan, gıybetten, yalandan, dolandan, zarardan, ziyandan, zinadan, kötülerden, kötülüklerden, olumsuzluklardan sen bizleri, evlatlarımızı ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mahşer günü bizleri ve evlatlarımızı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında aşır olacak kullarından eyle. Peygamberimizin alnını secdeye koyup ümmetini davet ettiği zaman bizleri ve evlatlarımızı Hazreti Peygamber ümmetinden olmayı nasip eyle ya Rabbi. O mahşer gününde bazılarının dizine kadar, bazılarının beline, bazılarının boğazına kadar sıkıntı nedeniyle ter içerisinde oldukları zaman, bazılarının ana babasından, çoluğundan, çocuğundan kaçtıkları zaman bizleri Hazreti Peygamber'in şefaatine erenlerden, ana babasıyla, seven ve sevdikleriyle hep birlikte cennette gölgelenenlerden olmayı lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amel defteri önünden ve sağından verilip huzurlu ve mutlu yaşayanlardan olmayı nasip eyle Allah'ım. Bizlere cennetini nasip eyle, cehennemden uzak eyle, cemalini görenlerden olmayı lütfeyle. Ya Rabbi, bizler dilimiz döndüğü kadar derdimizi arz ediyoruz. Her şeyi söyleyememiş, her şeyi hatırlayamamış olabiliriz. Sen bizlerin nelere ihtiyacın olduğumuzu, nelerin bizim için hayırlı olduğunu, neler istediğimizi, neler istemediğimizi, nelerden emin olmak, nelere nail olmak istediğimizi biliyorsun. İstediklerimizin hayırlarını bu gecenin yüzü suyu hürmetine ihsan eyle. Şerirlerinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Hayatı, geleceği bizler için hayırlı eyle. Memleketimize güzellikler ihsan eyle. Bol, bereketli, hayırlı yaşamlar nasip eyle. Bu geceyi hepimiz için hayırlı olmasını nasip eyle. Okunan hatimleri, yapılan duaları kabul eyle, makbul eyle. İlahi rızaya erişme vesilesi olmasını lütfeyle, ihsan eyle. Ente Mevlana fensurna aler kavmil kafirin. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu minez zalimin. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semîul alîm. Rabbena zalemna enfusena ve innem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Bir rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabul olması için, bu gecenin yüzü suyu hürmetine affedilenler arasına girmemiz için, senin ilahi rızana erişip Peygamberimizin şefaatine nail olabilmemiz için, lillahi'l-fatihate ma'assalam.